Dünyanın önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya, müze statüsünden ayrılarak 10 Temmuz 2020 yılında tekrar camiye çevrildi. Gelin Ayasofya'nın tarihine göz atalım. Tanrı'nın kutsal hikmetine adanan yapı, Sokrates'in bildirdiğine göre İmparator Konstantinos tarafından yaptırılarak 15 Ocak 360 tarihinde kilise göreviyle ibadete açılmıştır. Daha sonra ayaklanmalardan dolayı iki kere yanıp onarılan kilisenin bugün bildiğimiz hali 537 tarihinde tamamlanır. Yapının her defasında aynı noktaya yapılması, tarihi yarımadanın önemini fazlasıyla gösterir. İmparator Justinianos tarafından inşa ettirilen son hali, ek yapılarla birlikte toplam 10.000 metrekarelik bir alanı kapsar. Ey Süleyman, senden daha iyisini yaptım. Justinianos açılış konuşmasında dönemin ünlü tapınaklarından olan ve Yahudi Kral Soliman'ın yaptırmış olduğu yapıya göndermede bulunmayı da ihmal etmez. Ey Süleyman, senden daha iyisini yaptım der. Bu sözleriyle kendi gücünü ve yapının büyüklüğünü açıkça belirtmiştir. Anlaşılan büyüklük her devirde övünülesi olmuş. Ayasofya'nın ruh kazanmasındaki bir diğer önemli husussa içerisinde kullanılan birçok sütunun dünyada bulunan diğer önemli yapılardan getirilmiş olmasıdır. Bu sütunlardan bazıları Roma, Lübnan Baalbek Antik Kenti, Delos Adası, Atina Athena Palas Tapınağı'ndan getirilmiştir. Bizans halkı tarafından Büyük Kilise adıyla anılan yapı, İstanbul'un fethiyle Ayasofya yani Kutsal Hikmet adını alarak günümüze kadar varlığını bütün cazibesiyle sürdürmüştür. Fatih Sultan Mehmet yapının harap olmuş halini görüp üzülerek Sezarların sarayında örümcek perdeler, Efrasiyab'ın kulesinde baykuşlar nöbet bekler, meşhur Farsça beyitini söyler. Ayasofya'ya önem vererek ilgili tüm bilgileri toplayıp çevirilerini yaptıran Fatih Sultan Mehmet, gerekli düzenlemeleri 3 gün gibi kısa bir sürede tamamlatarak kiliseyi camiye dönüştürmüştür. 1 Haziran günü ilk cuma namazı Akşemseddin imamlığında kılınarak ilk hutbe Fatih adına okunmuştur. İmparator Justinianos, yapının büyüklüğüyle olduğu kadar mozaiklerle de övünebilirsin. Böylesi bir yapıyı görüp de büyülenmeyen, büyülenip de tekrar ve tekrar görmek istemeyen yoktur. İşte bundandır ki Ayasofya, müze olarak görevini yıllarca layıkıyla yapmıştır. 2007-2018 yılları arasında 30 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlaması bunun en güzel kanıtı olmuştur. Ayasofya, mimarisi ve öyküsüyle olduğu kadar mozaikleriyle de oldukça önemlidir. Ayasofya, Bizans İmparatoru Justinianos tarafından günümüzdeki biçimiyle 537 yılında tamamlandığında kemerleri, tonozları ve üst örtüsünün satıkları çeşitli mozaiklerle süslenmişti. Justinianos döneminden günümüze gelen mozaikler ise renkli ve yaldızlı satıktakilerdir. Figürlü mozaikler ise ikonoklazma döneminin son bulduğu süreçten sonra yapılmaya başlanmıştır. Yapının birçok yerinde görülen figürlü mozaikler, farklı yıllarda yapıldığı için üslup birliği de yoktur. İstanbul'un fethiyle camiye çevrilen yapı içerisindeki mozaikler korunur ancak yıllar içerisinde doğal sebeplerle bir kısım mozaik tahrip olur. 17. yüzyıl ortasından sonra bir kısım figürlerin yüzleri badanayla kapatılır. 18. yüzyıl ortasından 1932 yılına kadar figürler tamamen badanayla kapalı kalmıştır. Ayasofya ve mozaikler 1453 yılından beri Türklerin koruması altındadır. 24 Kasım 1934 yılında Ayasofya, müze statüsüne alınarak arkeolojik kazı ve araştırmalara başlanmıştır. Mozaikleri tekrar gün ışığına çıkaranlardan biri olan Thomas Whitmore,
sunduğu raporda depremler ve zaman binayı mozaik sanatının şaheserlerinden mahrum bırakmıştır. Fakat kalanlar Ayasofya'yı 500 yıl boyunca koruyan Osmanlılar sayesinde korunmuştur. Yapılan tahripler daha çok depremler ve hatıra götürmek isteyen yabancıların isteklerinden doğmuştur. Sözlerini kullanmıştır. Hoşgörüsüyle bilinen Osmanlı sayesinde günümüze gelen mozaikler, Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesiyle korunmaya devam edilecektir.